Terör örgütüne de büyük darbe vuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonun detaylarını alacağız. Muhabir arkadaşımız Sinan Yılmaz notlarıyla karşımızda bizleri bekliyor. Öncelikle iyi sabahlar dileyelim Sinan ve sözü hemen sana bırakalım. Hayırlı sabahlar. Irak'ın kuzeyinde barınan teröristleri etkisiz hale getirmek ve bölgede varlığını sona erdirmek adına başlatılan operasyonlar devam ediyor. Operasyonlar genellikle hava destekli olarak sürdüğünü söyleyebiliriz. Son ayların en kapsamlı operasyonları gerçekleştirildi. Tam 4 farklı nokta yapıldı bu operasyon. Haftanin, Hakkurt, Gara ve Pençe Kilit operasyonlarının yapıldığı bölgelerde gerçekleştirilen operasyonlarda 32 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen örgüt mensupları içerisinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren çok sayıda teröristin de olduğunu söyleyebiliriz. Hava destekli bir kara operasyonu gerçekleştirildi. İnsansız hava araçları tarafından bu teröristler tespit edildikten sonra bölgeye F-16 savaş uçakları yönlendirildi ve yapılan hava harekatı sonucu 32 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. Bölgede İHA'lar ve SİHA'ların operasyonları, havadaki uçuşlar hala devam ediyor. Çünkü bölgede çok sayıda teröristin olduğunu biliyoruz. Çok sayıda örgüt mensuplarının mağaraları bulunuyor. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri orada barınan örgüt mensuplarını etkisiz hale getirmek ve bölgede varlığını sona erdirmek adına operasyonlarını daha da yoğunlaştırdı. Özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinin hemen ardından bu operasyonların daha da yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Irak hükümeti de Zaho bölgesinde iki farklı noktada askeri üst bölgesini de kurduğunu söyleyebiliriz. Zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede çok sayıda askeri üst bölgesinin de olduğunu söyleyebiliriz ve son olarak yapılan operasyonda 32 PKK'lı etkisiz hale getirildiğini söyleyerek söz tekrardan size bırakalım.